Selamlar herkese, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Photoshop'ta ücretsiz bir brush setiyle birlikte nasıl çizim yaparız, beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Uzun süredir açıkçası Photoshop içerisinde bu şekilde çizim videoları yapmak istiyordum fakat bir türlü fırsat bulamamıştım. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum ve bu brush setiyle birlikte temel seviyede basit çizimler oluşturabileceğiz. Özellikle konsept tasarımlarda çok sık kullanacağınızı düşünüyorum bu brush setini. Bu çizimleri yapabilmemiz için tabii ki bir grafik tablete ihtiyacımız var. Ben de bu video içerisinde Gaomon S620 grafik tabletini kullanacağım arkadaşlar. Firma şu şekilde bir tablet gönderdi bana. Şöyle göstereyim. Kutusu bu şekilde. Gaomon S620 modeli. Tabletin kendisi de şöyle bir şey. Bu da sponsorlu olarak herhalde aldığım ilk ürün diyebilirim size. Bu şekilde bir tablet gönderdiler ve deneyimimi sizlerle paylaşmamı istediler. Ben de bu şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım deneyimimi. Açıkçası daha çok uzun süreli bir deneyimim olmadı. Ürün çok yeni geldi. Ben de hemen bu şekilde bir videoda değerlendirmek istedim. Daha sonra eğer isterseniz bu ürünle ilgili veya bu markanın diğer modelleriyle ilgili farklı videolarda çekmeye çalışırım. Bunu yorumlar kısmına belirtirseniz ben de ona göre değerlendiririm arkadaşlar. Eğer ürünü satın almak isterseniz de açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan da günün birinde ben de bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmiyordu ama açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Oradan link üzerinden satın alabilirsiniz. Yani başlangıç seviyesi için fiyat performans ürünü olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim ve Photoshop içerisinde ücretsiz brush setiyle çizim nasıl yaparız beraber görelim. Evet, ilk olarak brush setimizi indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu link üzerinden aşağıda açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Buradan brush setini siteye e-mail adresinizi ve isminizi bırakarak tamamını indirebiliyorsunuz brush setinin. Yüklemesi çok kolay. ABR uzantılı bir dosya geliyor. Buna çift tıkladığınız zaman Photoshop'a otomatik olarak yükleniyor. Oldukça basit bir yüklemesi var. Şimdi Photoshop'a geçelim ve brush'ın içerisinde neler yer alıyor onlara bakalım. İlk olarak yeni bir çalışma sayfası oluşturalım. File, New diyerek mesela 1080x1080 RGB, buradan rezolasyon kısmını 72 olarak ayarlayıp bu şekilde kare bir çalışma oluşturalım. Buradan açmamız gereken bazı paneller var. Window ve ardından Brushes panelini bu şekilde aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Brush'ları detaylı bir şekilde görmek için. Şurada ilk sırada görmüş olduğunuz ilk 4 bölüm otomatik olarak Photoshop'un içerisinde gelen brushlar. Şu altta yer alan brushlarda şimdi bizim yeni yüklediğimiz brushlar. Şöyle hepsini detaylı bir şekilde göstereyim. Burada birden fazla element var. Hepsini tek tek veya birkaçını kullanmaya çalışacağız. Şimdi hepsini tek tek yaparsak bayağı uzun bir video olabilir. Bu da çoğunuzun hoşuna gitmeyebilir. Siz hepsini denersiniz ayrıca. Bir de color panelini açalım. Bu da tabii ki renk seçebilmek için önemli. Şuradan iki panel bizim için yeterli olacak. Şimdi brushları detaylı bir şekilde görebilmek için bazı işlemler yapacağız. Şu an tableti de aktif olarak kullanıyorum. Şöyle yeni bir layer oluşturdum. Bu layer'ı hafif griye boyamak istiyorum. Şöyle Shift F5 yapalım ve buradan da color seçeneğini seçelim. Şöyle hafif bir gri ton benim için yeterli. Bu şekilde burayı boyadı. Şimdi yapacağım her işlemi farklı bir layer'da yapmam benim için avantaj sağlar. Çizimi daha sonra daha kontrol edilebilir hale getirir. Şimdi brushlarımıza bakalım. Şöyle aşağıya doğru indiğim zaman şurada mesela rock, kaya brushları görüyorum. Mesela sırayla bir deneyelim. Bunlar daha çok doku. Birazcık daha büyütelim. Evet, şu mesela güzel gibi. Şöyle arkadaşlar, genelde Photoshop üzerindeki çizimlerde, genel olarak çizimlerde de öyle, koyudan açığa doğru ilerler çizim. O yüzden bu arada yeni bir layer oluşturmayı da unutmayalım. Yeni bir layer oluşturup buradan brush size'ımı birazcık daha artırıp, çok arttırdık. Şöyle bir brush. Mesela şöyle dokunalım. Bunu birazcık daha koyulaştırmak istersem CTRL-U yapıyorum ve buradan koyuluğunu birazcık daha artırıp OK'ye basıyorum. Şimdilik böyle kalsın. Biraz aşağı çekelim. İkinci bir layer oluşturalım. Ve buraya da mesela yine ikinci bir rock var. Burada farklı şeyleri deneyeceğim.
Yine CTRL-U yapıp şöyle rengini koyulaştıralım. Şu arkadakini bir kapatayım bakalım o nasıl görünüyor. Üçüncüsünü deneyelim. Yeni bir layer'da. Şunu yine en üste taşıyalım. CTRL-U. Şöyle birazcık daha sertleştirelim. Şöyle olsun. Mesela kaya brushları bu şekildeydi. Yine farklı brushları da görmek için şöyle dokunduğumuz zaman ya da şöyle çizim oluşturduğum zaman farklı efektler de oluşuyor. Hatta şunların hepsini kapatıp burada yeni bir layer'a yine bundan bir tane daha deneyeyim. Evet, bu daha güzel, hoş bir brush. Mesela şöyle. Bu çok oldu. Sonrasında bunun farklı bir versiyonu var mı? Evet, şöyle bir tane daha var. Tamam. Böyle bir şey olsun. Vadi gibi bir görüntü. Yine CTRL-U yapıp buradan birazcık daha koyulaştırayım. Evet, böyle bir şey yaptık. Şimdi diğer brushlara bakalım. Mesela burada Snow diye bir ya da Rock Mountain. Burada bir kayadan oluşan bir dağ görüntüsü var. Yine dediğim gibi yeni bir layer oluşturuyorum. Ve buraya bu şekilde bir arkaya çizim yapalım. Buraya dokundum şöyle. Bunu yine CTRL-U ile biraz koyulaştırayım şöyle. Şunu şöyle arkaya çekelim. Çok fazla görünsün de istemiyorum açıkçası. Bunlar üzerinde daha sonra yine düzenlemeler yapacağız. Şöyle bir görüntü oluşsun. Daha arkada kalsın. Evet, başka neler var bir bakalım. Mesela Pine Forest var. Bir orman görüntüsü. Güzel olabilir. Yeni bir tane layer açalım. Buradan mesela şöyle bir şuraya bir orman görüntüsü ekleyelim. Şurada hatta öne de ekleyebilirim ama onu en son ekleyeyim. Yine CTRL-U yapıp buradan bir renk tonu ayarlayalım buna da. Mesela çok koyu yapmak çok iyi değil. Şöyle biraz hafif açık olsun ya da şöyle olsun, yakında olsun. Daha sonra bunların renklerini vesaire hepsini ayarlayacağız. Şunu daha da geriye çekelim. Mesela burada kayalığı biraz kapattı. Aslında şöyle yapıp burada daha da öne de alabilirim. Şöyle bir görüntü de oluşturabilirim. Hatta şöyle birkaç tane üst üste alıp bunların hepsini de şöyle CTRL-J ile daha sonra birleştirdim. Mesela bulut var mı? Cloud var mı? Bakalım. Evet, mesela burada çeşitli bulut brushları da var. Bunu aktif edip ardından şöyle renklerini de çok koyu yapmadan şöyle. Bu arada yeni bir layer'a yapmam gerek bunu. Yeni bir layer açıp ardından şöyle boyamaya başlayalım. Başka brush varsa şöyle bunu da deneyelim. Burada mesela birazcık daha koyusu olsun. Arada dokunuyorum böyle. Hafif karışık. Başka bir tane daha var. Onu da deneyelim. Bu daha da açık olsun. Beyaz. Bunun daha sonra opasitesini kısarak mesela yoğunluğunu azaltabilirim veya arttırabilirim. Şimdilik belirgin olabilir. Çok problem değil. Evet, başka neler ekleyebiliriz? Onlara bir bakalım. Mesela şuraya şu şekilde çam ağaçları ekleyelim. Yeni bir layer oluşturup birazcık da buradan hafif koyu bir renk olsun. Şurayı mesela takip etsin. Araya birazcık daha koyu koyalım. Biraz daha brush'ı da küçültelim. Böyle arada küçük, daha yakın ağaçlar varmış hissi yaratsın. Şöyle. Mesela daha da birazcık daha boyutunu büyütüp daha da büyüklerini şöyle kayaların üzerine yerleştirebiliriz. Mesela bu şekilde bir yaprak dokusu var. Şöyle brush'ı da görmüş olalım. Bunu şimdi kullanmayacağım bu çizimde.
Şöyle bir ağaç var arkadaşlar. Çok da güzel görünüyor. Bunu mesela yakın, en yakın mesafeye koyabilirim. Şu şekilde. Mesela şöyle. Ama bunu yine farklı bir layer yapmayı da unutmayalım. Mesela bir ağaç görüntüsü var. Yine farklı bir ağaç görüntüsü var. Mesela bu ağacı da daha yukarıya bir yere kullanalım. Mesela şurada durabilir. Yalnız başına duran bir ağaç yapabiliriz buraya da. Bu bir dal görüntüsü. Mesela daha yakında, siyaha yakın bir tonda. Brush'ı da şöyle ters çevireceğim şimdi. Yeni bir layer açalım. Bunu mesela şöyle ya, şuraya şöyle. Ama bunu böyle yerine şöyle kullansak daha iyi olacak. Transform yapacağım şimdi. Böyle değil de şöyle kullanmak daha iyi olacak. Ama şuradaki yakınlığı bozuyor. Ben en iyisi bunu böyle kullanayım. Daha iyi olacak. Ve bunu da CTRL U ile birazcık daha koyulaştırayım. En yakın koyda olsun. Şu da en üst layer'a taşırsam eğer bir şey ifade edebilir. Şöyle. Bu da buranın daha da yüksek olduğunu gösteriyor gibi görünebilir. Bakalım neler ekleyebiliriz başka. Mesela yine göstermek için şöyle zincir brush'ı var. Mesela kuşlar var şurada. Bunu geri alıp yeni bir layer yapıp şuraya. Normalde bu şeylerin üstüne de layer'ların üstüne de ne olduğunu yazmanız faydalı olur arkadaşlar. Şuraya mesela daha küçük, daha küçük. Şöyle. Çok da dokunmak istemiyorum. Çok yoğun atıyor. Ama farklı kuşlar da vardır diye düşünüyorum. Şöyle bunlar yapraklar uçuşan. Mesela şu daldan şöyle uçuşan olabilir. Zaten kurumuş gibi çok. Şöyle düştüğünü gösterebilir. Şöyle büyük kuşlar da ekleyelim. Bunun brush'ı daha da küçültüp daha uzaklarda olduğunu. Uzakta olduğu için brush'ın rengini biraz azaltalım şöyle silik olsun. Bu şekilde. Bir de dağ görüntüleri olması lazım. Onlara da bir bakayım. Arada bakıyorum yine benim unuttuğum brush'lar varsa onları da kullanalım. Yine çok fazla kuş var. Mesela şu şekilde bir brush deneyelim arkadaşlar. Arka kısma daha da derinlik kazandırabilmek için bir dağ ekleyelim. En arkaya layer'a şu şekilde gelip şuraya bir kere tıklıyorum. Şimdi üzerinde bulut olduğu için tabii ki görünmüyor. Şöyle bulutun üstüne taşıyalım en azından. Evet. Şöyle daha iyi oldu. Birazcık daha yoğun da ekleyebilirim bunu. Mesela şurayı silip tam buraya bir tane daha yoğun eklemeye çalışayım. Bakalım. Evet. Güzel görünüyor. Çok fazla da tabii ki koyu veya açık yapmamak lazım. Çok açık. Mesela biraz açtığım zaman kayboluyor. Biraz koyulaştırdığım zaman da şu şekilde mesela güzel bir görüntü oluştu. Tamamen rastgele oluşturdum arkadaşlar şu andaki çizimi. Siz daha farklı çizimler, daha farklı konseptler oluşturabilirsiniz. Bir de bunun renklendirme kısmı var. Açıkçası onu da detaylı bir şekilde yapmak isterdim. Fakat çok uzun sürecek gibi duruyor video. O yüzden şöyle basitçe nasıl tekniğini göstereyim en azından. Nasıl yapıldığını. Bütün layer'ları birleştirelim. CTRL, Shift, Alt ve E ile birlikte şu şekilde tek bir layer'a dönüştürdüm. İsterseniz siz bunu böyle yapmayabilirsiniz bu arada. Tek bir layer üzerinden de yapabilirsiniz. Daha doğrusu tek tek layer'lar üzerinden de yapabilirsiniz. Örneğin buradaki layer'ların hepsini tek tek yaptığımız için mesela sadece şu kısmı boyayabilirsiniz. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Bunun üstüne yine bir layer açarsınız. Sonra bu iki layer'ı birbirine bağlarsınız. Şöyle. Zoom out yapalım. Ve ardından da şu üstteki layer'ı boyarsınız. Şuradan düz bir brush alacağız. Normalde bu daha detaylı bir çizim videosu olsaydı tabii ki çok fazla uzun sürecekti. Çok fazla detaya girmemiz gerekecekti. Işık, gölge vesaire. Fakat burada amacım size bu brushları göstermek ve bu brushlarla birlikte neler yapılıyor bunu göstermek. Örneğin şu dağları kahverengi bir görüntü yapalım. Hafif. Şöyle. Şöyle boyuyoruz. Şurayı da boyayalım. Daha sonra da buradan karıştırma seçeneklerinden mesela overlay seçiyoruz. İstersek opacity'sini biraz kapatıp buraya bir renk katabiliriz.
Başka nereye? Şu arkadaki ağaçlara mesela. Ağaç layer'ını bulalım. Ve buraya yine bir layer açalım. Yine layer'ları bağlayalım. Seçiyorum. Ve buradan yine mesela yeşil seçip bu sefer brush size'ımızı da birazcık da küçültüp şunları şöyle boyayalım. Renkleri tabii ki daha detaylı seçmek gerek burada. Şöyle boyayalım. Ve ardından da şöyle overlay veya işte farklı multiply da olabilir. Seçip opacity'lerini biraz kısıp böyle hafif hafif renklendirmeler yapabiliriz. Buradaki detaylandırma tamamen bize ait arkadaşlar. Eğer isterseniz bu şekilde daha detaylı videolar çekmeye çalışırım. Yani tamamen çizime yönelik videolar çekmeye çalışırım. Açıkçası çok zevkli ama bu videolar çok uzun olduğu için, çok uzun sürdüğü için bu konulara pek girmiyorum. Ama bundan sonra isterseniz eğer bu şekilde videolarda çekmeye çalışırım. Söylemiş olduğum gibi videoda kullanmış olduğum tableti eğer satın almak isterseniz açıklama kısmındaki link üzerinden satın alabilirsiniz. Bu şekilde basit çizimler için veya yeni başlayanlar için oldukça ideal bir çizim tableti olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kablolu bu arada, onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videonun başında söylemiş olduğum gibi aslında bu videoyu, bu ürünü inceleyebilmek için hazırladım. Aynı zamanda da bu ücretsiz brush setini sizlerle paylaşmak istedim. Ben uzun süredir kullanıyorum ve gayet memnunum brush setinden. Bu şekilde farklı ürünleri inceleyebilmem için desteğiniz çok önemli. Onun için de videoyu paylaşırsanız veya yorum kısmına yorumlarınızı bırakırsanız benim için çok faydalı olur. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.